bakanlığımızın faaliyetlerinden bahsetmeye çalıştım. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde gerçekleştirilen programda öğrencilere sunum yapan Bakan Varank, verilen burslarla öğrencilerin her şartta yanlarında olduklarını kaydetti. TÜBİTAK'la öğrencilerimize burslar veriyoruz dedik. Hem lisans burslarımız, hem lisans üstü burslarımız, hem doktora sonrası burslarımız mevcut. Bu burslardan faydalanmak için de bütün süreçlerimiz gene web sitesinde. Eğer girişimcilik gibi alanlara yönelmek istemiyorsanız, benim ticari kapasitem çok iyi değil, ben akademide devam etmek istiyorum diyorsanız da bizim burslarımız sizlerin hizmetinde, bunlara başvurabilirsiniz. Türkiye'nin otomobili projesinde sürecin hızlanacağını söyleyen Varank, fabrikanın bu yılın ilk yarısında başlayacağını belirtti. Öğrencilere bu tür fabrikalardan yararlanma tavsiyesinde bulundu. Türkiye'nin otomobili projesinde önümüzdeki dönemde elbette süreçler hızlanacak. Bir fabrika yatırımı bu yılın ilk yarısında başlayacak. Fabrikanın kurulmasıyla, üretim aşamalarına gelinmesiyle tabii ki buradaki çalışan sayısını, işe alımları arttıracaklar. Başvurmak faydalı, sanayi doktora programları gibi diğer uyguladığımız sanayi üniversite işbirliklerinin diğer programlarını da takip ederek başvurabilirsiniz. Zaten o ihtiyacınız olan eğitimi, tecrübeyi eğitiminiz esnasında almış oluyorsunuz. Üniversite öğrencilerinin sorularını cevaplayan Bakan Mustafa Varank, yerli ve milli ürünleri olan rağbetin artması gerektiğini söyledi. O telefonları almak istemiyor. Fiyatları 1/3, 1/4 olmasına rağmen ve bizim onlara verdiğimiz kamuoyunun bildiği ya da bilmediği destekler olmasına rağmen maalesef bu firmalar global rakipleriyle mücadele edemiyorlar. Yani rekabet edebilmek için vatandaşlarımızın bu telefonları satın alması lazım. Biz zaten o destekleri verdiğimiz için fiyatları ucuz ama vatandaşlar bunu tercih etmiyor. 5G teknolojisi için yapılan çalışmalardan bahseden Bakan Varank, baz istasyonlarının yerli ve milli kaynaklarla üretildiğini söyledi. Biz 5G teknolojileriyle ilgili ne yapıyoruz? Ankara'da buna dönük bir kümelenme oluşturduk. Bildiğiniz gibi 4.5G baz istasyonlarımızı biz kendimiz yerli ve milli olarak geliştirebiliyoruz. ULAK dediğimiz baz istasyonlarımız var. Bu projeyi Savunma Sanayi Başkanlığımızla beraber BTK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı beraber yürütüyorlar. Burada geliştirdiğimiz baz istasyonları rakamı 1000'e ulaştı. Türkiye'deki bütün şirketler bu baz istasyonlarından alıp kullanmaya başladılar.